Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere şişili bir yelek örneği anlatacağım. Dilediğiniz yerde kullanırsınız. Bebek yeleği, bayan yeleği. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. 3 numarada şiş. Şimdi örneğimiz için şu örnekleri için 6 ilmek, arada da 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Toplam 9 ilmeğe. Bir örnek, bir de aradaki ilmekler için 9 ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen başlayalım. Kolay ve zevkli bir örnek. Bugün iki örneğini anlatacağım. Bir de aradaki haroşalı olan kısmını. Şöyle bir aradaki iki örneğimiz. Şöyle. Önce başlarken yan ilmekten sonra bir ters. Hemen ilmeğimizi şöyle çevirelim. İki tane ilmeği bir alıyorum. Üç, dört. Şimdi sağa doğru iki ilmeği bir alıyorum. Doluyorum. Arada üç tane haroşa örüyorum. Ön yüzeyde. Tekrar bakın. Doluyorum. 2 ilmeği önce sola doğru, sonra 2 ilmeği daha örüyorum. Tekrar 2 ilmeği sağa doğru doluyorum. Bir tane ters ve yan ilmekle bitiriyorum. Arka yüzeyin tamamı ters olan bir örnek bu. Kolay bir örnek. Tamamını ters örüyorum. Hemen sıramın sonuna kadar aynı şekilde ördüm. Şimdi ön yüzeye geldim. Ön yüzeyde yine bir tersle başlıyoruz. Bir önceki sırada doladığımı örüyorum. Sonra tekrar bakın. 2 ilmeği bir alıyorum. Tekrar sağa doğru 2 ilmeği bir alıyorum. Doluyorum. Bir tane düz örüyorum bir önceki sırada. Toplam 2, 4, 6 ilmeğim var. Arada 1, 2, 3 tane de haroşa örüyorum. Yine ikinci örneğe geldim. Doladığımı ördüm. Hemen 2 ilmeği sola doğru bir alıyorum. Tekrar 2 ilmeği sağa doğru bir alıyorum. Sonra doluyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın bir örneğim şu an bitti. Arka yüzeyi hızlıca ters örerken siz hemen modelimi yakından izleyin. Şimdi ikinci örneğimizin de başlayalım. Tam anlaşılsın. Dediğim gibi her yaşa uygun, büyükler için, çocuklar için yapabileceğiniz bir örgü. Şimdi hemen ikinci örneğimize başlayalım. Bakın. Bir yan ilmekten sonra bir tane ters örüyorum. Hemen doluyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Sonra arada bir, iki tane düz örüyorum. Tekrar sağa doğru 2 ilmeği bir alıyorum ve doluyorum. Toplam 6 ilmeğim oluyor. 2, 4, 6. Arada 1, 2, 3 tane de haroşa örüyorum. Ön yüzeyde. Tekrar ikinci örneğe geldim. Önce doladım. Sonra 2 ilmeği sola doğru. Arada 1, 2 tane düz örüyorum. Sonra 2 ilmeği sağa doğru doluyorum. Ve ters ilmek ve yan ilmekle
bitirdim. Arka yüzeyin tamamı ters. Hemen son sırasını da ikinci örneğimizi de anlatalım. Hep aynı şekilde. Önce sola doğru, sonra sağa doğru ilmeklerimizi bir alıp doluyoruz. Şimdi şu an yine ön yüzündeyim örgünün. Bakın. Önce bir ters, sonra bir önceki sırada doladığımı düz örüyorum. Doluyorum. İki ilmeği sola doğru, sonra sağa doğru doluyorum. Diğer doladığım sıradakini örüyorum. Arada 3 tane ters örüyorum. Şimdi bir önceki sırada doladığımı düz, 2 ilmeği bir aldım, 2 ilmeği bir alıyorum. Tekrar doluyorum. Bir düz, bir ters. Sıramın sonuna geldim. Bakın. Arkası tamamen ters. Umarım yani örneğimiz zaten anlaşıldı. Hep aynı. 6 ilmek ve arada da 3 ilmekten toplam 9 ilmekten oluşan bir örnek. Bakın şöyle hemen sizinle beraber örmüş olduğum. Örnek bu. Tabii sizler dilerseniz alt ucunu böyle, dilerseniz de lastik yaparsınız örnekteki gibi. Bakın bizim örneğimizde lastik yaptık bir iki sıra araşa. Alt ucunu hep soruyorsunuz. İlmek atılışından bu değerli izleyicilerim. Videolarımızda bulabilirsiniz. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de bugün Cuma günü, bütün Müslüman aleminin Cuma gününü canı gönülden kutluyorum. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi temenni ederken hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın değerli izleyicilerim diyorum.